Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepimiz Çeri markasından en ucuz aracı olacak Tigo 4 Pro'yu Türkiye'de satışa çıkartmasını bekliyoruz büyük bir sabırla. Ama markadan muhteşem tasarımı ve çılgın fiyatıyla adeta yok satacak harika bir başka aracın Türkiye'de satışa çıkacağı haberi geldi. Ha bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. BSUV olan ve Cherry markasının en ucuz aracı hatta biraz genişletelim olayı Türkiye'nin belki de en ucuz aracı ya da en ucuz araçlarından birisi olacak Tigo 4 Pro çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Az önce söylediğim sözden Tigo 4 Pro sakın Türkiye'de satışa çıkmayacak gibi bir anlam çıkmasın arkadaşlar. O başka, bu başka. O araç orta alt sınıftaki bir araç. Daha çok küçük ve ucuz araç arayanların tercihi olacak bir araç ama bu videoda sizlere anlatacağım araç fiyatı ve görseliyle lüks markaları çıldırtacak. Gerçekten çok güzel bir SUV olacak. Aracın ismi JACo 7. Aslında bu marka Chery'nin alt markası ama bu da yanlış anlaşılmasın. Audi nasıl Volkswagen'in alt markasıysa bu araçta Chery'nin alt markası, daha doğrusu bu markada Chery'nin alt markası ama daha lüks, daha gösterişli ve kesinlikle daha pahalı olan alt markası. Şimdi ben pahalı dedim diye bazılarınız videoyu izlemekten vazgeçebilir. O yüzden hemen açıklayayım bu pahalı olacak sözümü. Arkadaşlar bu araç Cherry markasının en pahalı aracı olacak. Yani Tigo 8 Pro 1650 lira civarı satılırken bu araç ondan biraz daha pahalı olacak Türkiye'de. Ama rakiplerinin yanına yaklaşmayacak yine fiyatı. Dur şimdi fiyata ve satışa çıkış tarihiyle sonra geleceğiz. Onu hemen söylemeyelim. Size önce bu aracı biraz anlatmak istiyorum ki benim aşık olduğum bu araca sizlerin de aşık olacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar tam burada sizden küçücük bir ricam olsun. Biliyorsunuz eskiden Bay Yeşilbağ kanalı biz 200 bin abonelerin üzerindeydi ama YouTube kanalımızı kapattı. Biz de yeni kanal açtık. Hatta rövanş almak adına Facebook'ta da, Twitter'da da, Instagram'da da her yerde de sayfalar, kanallar açtık ama yeniden en azından YouTube'da tez zamanda 100 bin abonenin üstüne çıkmak istiyoruz eskiden olduğu gibi. O yüzden kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup bize manevi olarak destekte bulunun. Bu küçük ricadan sonra hadi gelin geri dönelim videoya. Araç devasa görünüyor ama aslında bir C segmenti SUV. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için boyutlarını vererek başlıyorum mevzuya. Jaeko 7'nin uzunluğu 4500 mm. Genişliği 1865 mm. Yüksekliği ise 1680 mm. Aks aralığı 2672 mm. Kafalarda karşılık bulması için en büyük C SUV'lerden birisi olan Citroen C5 Aircross'un da ölçülerini vereyim sizlere. 4500 mm uzunluğu, 1859 mm genişliği, 1695 mm yüksekliği var C5 Aircross. Yani bu değerlerden de anlayacağınız üzere karşımızdaki araç tam bir C segmenti SUV. E peki C'ye bu araç? Nasıl oluyor da D Segment SUV Tiggo 8 Pro'dan daha pahalı olacak diyorsun? Çünkü bu araç lüks bir C SUV. Yani biraz premium kaçıyor. Ama merak etmeyin, motoru 1.6 litrenin altında yani vergi avantajı olacak. O yüzden de çok çok pahalı olmayacak. Bu aracın en büyük özelliği gerçekten bir arazi canavarı olması. Arkadaşlar tam 20 cm yüksekliği var bu aracın yerden ve bu değer bildiğimiz C SUV'lardan çok çok yüksek. Genelde C SUV'lara baktığımızda 15, 16, 17 cm'leri görürüz. Bu 20 cm daha da çılgını Jaeko derinliği 60 santimetreyi bulan sular da hiçbir sıkıntı yaşamadan geçip gidebiliyor. Hem 4x4 hem de 4x2 versiyonları var bu aracın arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Chery ilk kez bir 4x4 SUV modeli satacak Türkiye'de. 4x4 bence büyük tercih sebebi olur eğer fiyatı aşırı uçuk olmazsa 4x2'ye göre. Aracın tasarımından da birazcık bahsetmek istiyorum sizlere ama ne diyeceğim inanın bilemiyorum. Hani çok lüks, çok meşhur bir markanın premium bir SUV'si var ya birebir bu araçta aynı görselde olan. Neydi o aracın markası modeli? ya. Dilimin ucunda ama siz yazın yorumlara. Bu araç o premium subun adeta iki boy küçültülmüş hali. Muhteşem bir tasarımı. Harika bir görseli var bu aracın. O yüzden ben tek kelime etmeyeceğim. Siz yorumlara yazarsınız. Hem benzediği premium aracın ismini hem de bu aracı beğenip beğenmediğinizi. Gelelim motor kısmına. Bu araçta şu an bildiğimiz çeri modellerinden daha aşina olduğumuz 1.6 litrelik turbo benzinli motor var. Ama tıpkı buradaki çeri modellerinde olduğu gibi mi gelir bize? Yoksa orijinal değerleriyle mi gelir? Onu bilemiyorum. Bu ne demek şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim. Normalde Cherry'nin bu motorları 1.6 litre, 195 beygir ve 290 Nm torkluk değerlere sahip. Hatta çeri modellerinin arkasında yazan 290T ibaresi de bu yüzden oraya koyulmuş. Ama araçlar Türkiye'ye geldi ve hepimiz şok olduk. Neden? Çünkü bize gelenlerde motor beygir gücü 183 olarak geçiyordu. Yani marka dedi ki sonra ya bu motor aynı motor da işte biz mecbur Türkiye'ye getirirken böyle söylemek böyle yazmak zorunda kaldık. Biz bir şey demedik neyse zaten o mesele ayrı bir mesele. Gelelim bizim Jayco 7'deki motora. Ben direkt internet sitesinden baktım arkadaşlar. 145 kW yani yaklaşık 195 beygir gücünde ve 290 Nm tork değeri sunan bir motoru var bu aracın arkadaşlar. Bu değerlerle de aracın 0 yüzü 8 saniye son hızı da 200 km civarında. Bu şekilde gelirse eğer karşılaşacağımız değerler bunlar ama yine motor törpülenirse o zaman sıfır yüzü 8.5-9 saniyelere çıkabilir onu söyleyeyim. Neyse bizim için çok önemli değil bu mevzu ama yine de bilmek lazım diye söyledim yani böyle bir şey var. Motor konusunda bizi asıl ilgilendiren 1.6 litrenin altında olması ve bu sayede de maksimum %80 ÖTV ile Türkiye'de satışa sunulması. E o da her halükarda olacak. Onu görüyoruz. Bu araçta 1300 kilo ağırlığa kadar römork çekme hakkı da sorulmuş arkadaşlar. Bu da oldukça iyi. Yakıtta da oldukça cimri olduğu söyleniyor ki tabii ki bu değerde fabrika verisi yani gerçek kullanımda çok çok üzerine çıkacaktır. 7,5 litre 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi var bu aracın arkadaşlar ama tekrar söylüyorum bu fabrika verisi. Gelelim şimdi bu aracın çılgın diyebileceğimiz özelliklere. En başta elektrikli koltuklar bu araçta var. Hafızalı, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar bunlar. Sürücü koltuğu karşılama özellikli. Ne demek bu? Hani araca binmek için kapıyı açtığınızda ya da inmek için işte aracı P'ye alıp yine kapıyı açtığınızda koltuk geriye kendi kendine gidiyor. Sonra siz araca bindiğinizde yine sizin daha sürüş pozisyonunuza otomatik olarak koltuk geri dönüyor ya işte o özellik bu araçta var arkadaşlar. İçeride dışarıda full LED aydınlatmalar var araçta. 10.25 inç'lik dijital kadranlar var. Bundan daha güzeli yaklaşık 15 inç büyüklüğünde multimedya ekranı var araçta. Üstelik bu ekranda kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay'de mevcut. Onlardan ayrı olarak Adaptis Play dediğimiz ön cama gösterge sistemi de var araçta. Cep telefonları için kablosuz şarj özelliği de bu araçta var ama tam 50 watt hızında bir sistem bu. Yani aşırı hızlı bir kablosuz şarj sistemi var bu araçta. Yine örnek olsun diye söylüyorum. Genelde bu sistemler en baba 15 watt hızında olur. Bu araçtaki bunun 3 katından daha fazla 50 watt. Elektrikli bagaj kapağı da var araçta. Üstelik akıllı olanından. Hani elinde bir şey varsa kendi kendine açılanından. Oldukça geniş bir alanı kaplayan açılabilir. Panoramik cam tavan da var bu araçta. 10 tane hava yastığı da var bu araçta arkadaşlar. Aracın gövdesi de bugüne kadar hiçbir Cherry markasında görülmemiş derecede yüksek koruması sağlayan sağlamlıkta yapılmış ve buna da kafesli enerji emici uzay kapsülü demişler arkadaşlar. Yani güvenlik anlamında bu araç tüm çerilerden çok daha iyi bir araç olacak arkadaşlar. Ha gelelim bir de dijital teknoloji, elektronik güvenlik sistemlerine. Bu araçta neler var, neler yok ki? Şimdi hepsini saymak çok mantıklı olmaz ama birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela şerit takip sistemi, şerit ortalama sistemi ve acil durumda aracı şerit tutma özelliği bu araçta var. Dur kalk özellikle akıllığı sabitleme, kendi kendine otomatik fren yapıp kazayı önleme, kör nokta tespit etme gibi sistemler de bu araçta var. E bunlarla birlikte günümüzde bildiğimiz tüm üst düzey güvenlik özellikleri de araçta mevcut ama bunların haricinde öyle bir özellik var ki araçta aklınız durur. Hani 360 derece kamera sistemi son dönemde hemen hemen araçta var ya işte o özellik bu araçta yok. Bu kötü bir durum mu? Değil arkadaşlar durun. Bu araçta 360 derece kamera yok. Bu araçta tam 540 derecelik HD kamera sistemi var. Ne demek 540 derece? 360 derece araç etrafını gören kameralar var. Evet. Artı bir de 180 derecede aracın altını gösteren kameralar var bu araçta. Ve bu özelliği ekrana o kadar güzel yansıtıyor ki aracı kuş bakışı şeklinde getirdiğinizde ekranda Araç ortadan yok oluyor ve aracın hem 360 derece çevresini hem de altını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Muhteşem bir özellik ve bence çok havalı. Yine bir başka havalı özellik gizli kapı kolları da bu araçta mevcut arkadaşlar. 19 inç alaşım jantlar aracın büyüklüğüyle bence oldukça uyumlu. Onlar da çok şık bir şekilde bu araçta mevcut. Peki gelelim şimdi bu aracın fiyatına ve Türkiye'de satışa çıkacağı tarihe. Cherry aslında elektrikli Omada modelini getirecekti bu sene ama o iş devletin son yayınladığı yönetmelikle rafa kalktı. Getiremiyorlar elektrikli araçlarını artık Çinliler Türkiye'ye hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bu araç girdi devreye ve bu aracın gelişi de öne alındı. Şu an kesin bir tarihi yok ama Tigo 4 Pro'dan hemen sonra bu aracın da Türkiye'de satışa çıkarılmaya çalışıldı. Konuşuluyor marka yetkilileri tarafından. Fiyatının da Tigo 8 Pro'nun biraz üzerinde konumlanması yani 1.7-1.8 milyon liralarda hani 2 milyon liranın altında olması eğer ayarlanabilirse yılın ikinci yarısıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor. Şu an bayilerle görüşme halindeymiş. Marka yetkilileri, markanın yönetim kademesi bu da gelen haberler arasında. Umarım bu fiyatlandırmayı ayarlayabilirler. Umarım 2 milyon liranın altında tutup bu aracı hem 4x2 hem de 4x4 olarak Türkiye'de satışa sunabilirler. Biz de böyle muhteşem görünen bir aracı, hani belki alamayız. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Yarın ne olur bilmiyoruz tabi de. Belki alamayız ama en azından gidip inceleyip gidip bakıp. En azından yollarda karşılaştığımızda görüp mutlu oluruz ya. Araç gerçekten muhteşem. Harika görünüyor. Ben bayıldım. Aşık oldum araca. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yazın yorumlara. Videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta detaylı iç temizlik gibi gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşil abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşil abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.